Öyle güzelce karıştıracağım. Şu an çok iyi gidiyorsun bu arada yani. Sağ Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Peki şimdi manken olarak güzellik yarışmasından sonra işte birinci seçildim. Mankenlik hayatına giriş yaptın. Ve oradan bir oyunculuk. Evet. Yani ben aslında oyunculuk olarak senin ilk giriş... Dirilişte mi? İlk Diriliş Ertuğrul dizisinde aslında hatırlıyorum. Aykız. Evet. Turgut Alp'in eşi rolündeydi. Evet. Ondan sonra bir Elveda Rumeli sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. O daha mı önceydi? Evet, evet öyleydi. Evet. Doğru, kronolojik sırayı karıştırmış olabilirim. Aynen. Yani aslında tabii 2006 itibariyle çok fazla iş yaptım. Ama hani son zamanlarda Amerika'ya gidiyorum mesela tatile. Bayağı Aykız diye orada bir sürü milletten. Tanıyorlar hani sırf hala, Orta Doğu ülkesi. Değil. Özellikle Latin Amerika. Evet evet. İnanılmaz yani ben gittiğimde şahit olmuştum çok şaşırdım. Bilen tanıyan çok çıkıyor. Kaldı ki şey bile yine ulusal kanallardan birinde iki yaz önce bir yaz dizisinde oynadım. Mesela arada Bodrum'a gittim. Orada böyle işte Cezayirli ne bileyim Fransa'da yaşayan falan insana bayağı YouTube'dan açıp. Çok güzel. Diziyi izliyorlarmış. Hani hiç dijital platformda da değil aslında. Biraz böyle kremayı yedire yedire ekliyorum bu arada. Evet. Tam istediğimiz kıvama gelmiş olacak. Şu anda bence tam istediğimiz kıvama yaklaştı zaten. Süper. Tekrar kremayı dolaba kaldıracağım ben. Tamam. Bu sırada armutlarım var. İki tane armut ekleyeceğim ben. İçini şöyle yapacağız. Şimdi... Alttan içine oyacağız ama armutun yapısını hiç bozmayacağız. Dışını soyacağız ve haşlamaya alacağız bunları. Hazırladığımız bir şerbet vardı hatırlıyorsun. Evet. Onunla beraber. Onun içinde mi haşlıyorsun? Evet, o şerbetin içinde. Tamam. Haşlamış olacağız. Şöyle bir tane armutu şuradan alıyorum. Altında düz kesmek lazım çünkü düz durmasını istiyoruz servis ettiğimiz zaman. Onu bir düzleştirelim. Ay mecburi olmayınca yemek yapmak ne kadar keyifli değil mi ya? Sen zaten mesleğin. Bir nevi aslında şey gibi düşün, terapi. Evet. Bir nevi terapi. Senin peki mutfakla aran nasıl? Buradan topu oraya atabilirim. Ya benim yemek yemekle aram çok iyi olduğu için. Bir Elazığlı olarak. Evet, bir Elazığlı olarak. Şimdi Elazığ tarafından babaannem rahmetli acayip hamar attı. Çok güzel yemekler yapardı. Anne tarafından da hem anneannem ya yani ailedeki bütün kadınlar aslında anneannem ve annem bu konuda çok iyidir. Ben de biraz onları hem de yemeği sevdiğim için izleye izleye bir merak da saldım. Gerçekten yemeği çok seviyorum. Hiçbir işi mecburi yapmayı sevmiyorum ama mesela gece canım bir şey çekti diyelim. Hayatta üşenmem. Hemen yaparsın. Hemen gider harika yapabilirim. Bir şey. Peki bunun için hani şey diyor musun? Ya bu saatte yenmez formuma dikkat etmem lazım gibisinden. Ha yok o bana çok uymuyor. Yerim ben. Ben de yerim ya. Hiç affetmem ya. Canım çektim. Yerim ben. Ya biraz genetik bir şans bu diyelim. Bu arada sos hazır. Kenara alabiliriz Süper. Onu. Eline sağlık. Onu daha sonra tekrar bir ılıtacağız. Tamam. Tekrar bir kullanacağız. Tamam. Öyle kenarda bekleyebilir. Ha, arada bir arada bir sadece karıştıracağız ki kaymaklanma Doğmasın. Yapmasın üstünde. Tamam. Bu arada bir tane armutum hazır. Şimdi bu armutu da bir ufaktan bir şöyle arkasını düzleyip şöyle içini güzelce çıkarttık. Hatta şöyle şurada bir parça çekirdek kaldı. Onu da alırsam görüyorsunuzdur herhalde içini. Onu da şöyle alıyorum. Tamam. Şöyle içi tertemiz. Süper. Ama bütün şöyle sapıyla da tutabileceğiniz şekilde armutumuz aslında hazır. Şimdi bunu soyacağız. Tamam. Şöyle güzelce bunun etrafından bir soyalım. Şerbet zaten kaynamaya yüz tuttu. Armutlar kararmasın diye direkt soyduğumuz gibi şerbetin içine alacağız. Tamam. Yemekle aran çok iyi. Peki buradan şunu sormak istiyorum. Yurt dışına da gittiğin dizi çekimlerin olduğu, dünyayı zaten geziyorsun, halihazırda şimdi yine Paris'e gidiyorsun falan. Bu gittiğin yerlerde en çok sevdiğin, seni en çok cezbeden, ya bu tam benim damak tadıma uygun dediğin bir mutfak oldu mu? Fransa ve İtalya'ya gittiğimde, hani İspanya'da olabilir ama özellikle Fransa ve İtalya'da tabii ki çok iyi hissediyorum kendimi. Daha biraz daha o İtalyan ve Fransız mutfağını kendime yakın buluyorum diyebilirim. Yani açıkçası... Tereyağı ekmek yemek bile, baget ekmek ve tereyağı
benim için çok büyük bir keyif orada. Bir de yani onların özel ekşi mayalı, yani evet, artizan ekmek dedikleri, artizan bread dedikleri bir ekmek sanatları var onların. Evet. Gerçekten inanılmaz ekmekler çıkartıyorlar. Bir de şeyi severim, işte burrata peyniri çok severim. Kesiyorsun içinden akıyor ya hani İtalyan ve Fransız mutfağında da çokça hani sebze, yeşillikler de hakim ya. O da çok hoşuma gidiyor. İtalya deyince Paris'te aklıma... Paris'te daha çok, çok özür dilerim. Dil balığı mesela en bayıldığım şey. Sen o zaman gideceğin yerler belli şu anda. Rotanı belliledin. Ben, sen evet, olacağın yerler belli. Benim her zaman belli. Yani yeni şeyleri denemeye de her zaman açığımdır ama... Çok sevdiğim bir restoran varsa mutlaka, işte Paris'e gittiğimde mutlaka oraya uğrayıp onu yemeyi de çok seviyorum. Yani oranın lokali gibi böyle düzenli gittiğim restoranlar var. Müdavimleri. Evet. Şey, Hande Hanımlar geldi, hoş geldiniz. Masanız yine aynı yerde falan diye böyle. Onların esnaf lokantaları falan. Türkiye'deki gibi bir karşılama olmuyor tabii, olmuyor ama. Aman efendim, nerelerdeydiniz falan diye. Ablam gelmişti. Çok enteresan olabilirdi gerçekten.